أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نساء سورة سنديز Surenin 100. ayetindeyiz. Nisa suresi 100. ayet. Ayetin en son neyini yaptık? Türkçe bitti yazdık. Türkçe mealindeyiz. Renklendirmedik galiba. Okuyayım bir kez. Ve kim Allah yolunda hicret ederse وَمَنْ يُهَاجِرْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا وَسَعًا Yeryüzünde çok sığınacak yer ve genişlik bulur. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ Kim de evinden çıkarsa مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve elçisine hicret ederek ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ Sonra ölüm ona kavuşursa bu daha burada fazla olmuş bence. Sonra ölüm ona kavuşursa ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ Artık onun ecri Allah'ın üzerine vaki olmuştur. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Hem Allah gafur Rahim idi. Gafur, Rahim. Bunlarla alakalı dipnotları da koymuşuz. Bu haliyle mealle ilgili mülahaza var mı? Nisa suresi. Hocam, fevattaki bat kesinlikle manasını bunu yansıtabilir mi? Evet, bunu meale yansıtmamışız. فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ Artık onun ecri فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ O kesinlikleyi şeye vereceğiz, şuraya, fiile vereceğiz. Artık onun ecri Allah'ın üzerine kesinlikle vaki olmuştur. Dikkatiniz için teşekkür ediyorum.
şeye mana verdik, artık var orada. Kad için ona da bir karşılık bulduk. Artık onun ecri Allah'ın üzerine kesinlikle vaki olmuştur. Hem Allah gafur rahim idi. Başka bir dikkati çeken durum var mı? Peki, Nisa suresi 100. ayetti. İngilizce mealine geçelim. Bitme baktınız değil mi hocam? Ne için? Evet, 60'ım onlara. 4. sure 100. ayet. وَمَنْ يُهَاجِرْ and who emigrates fi sabilillahi in the way of Allah. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ and who emigrates in the way of Allah يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا will find in the earth مُرَاغَمًا many refutes مُرَاغَمًا كَثِيرًا many refutes وَسَعًا and a plenty. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ and who emigrates in the way of Allah يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا will find in the earth many refuges وَسَعَ and a plenty. وَمَنْ يَخْرُجْ and who gets out. وَمَنْ يَخْرُجْ and who gets out مِنْ بَيْتِهِ from his house. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ immigrating to Allah وَرَسُولِهِ and his messenger. مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ يَخْرُجْ and who gets out مِنْ بَيْتِهِ from his house مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ immigrating to Allah and his messenger. ثُمَّ then يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ then the death overtakes him. ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ then the death overtakes him. فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ so his wage فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ so his wage had fallen upon Allah veya doğrudan on Allah. فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ and who gets out from his house immigrating to Allah and his messenger وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ then the death overtakes him ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ so his wage had surely قد surely fallen so his wage had surely fallen on Allah فقد وقع أجره على الله وكان الله أنت وكان الله أنت الله was
Gafur, Rahim. And Allah was Gafur, Rahim. Gafur ve Rahim ile ilgili dipnot alıp gelelim. Gafur Rahim. Aynen yapıştırayım buraya. And Allah was Gafur Rahim. Çok açık ama neden? Peki okuyayım son kez. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ And who emigrates in the way of Allah يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا will find in the earth many refuges وَسَعَةً and a plenty وَمَنْ يَخْرُجْ And who gets out مِنْ بَيْتِهِ from his house مُهَاجِرًا إِلَى اللّٰهِ Immigrating to Allah وَرَسُولِهِ and his messenger. ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ then the death overtakes him. فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ so his wage had surely fallen on Allah. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا and Allah was غَفُور رَحِيم غَفُور için the only one who is oft forgiving رَحِيم için the only one who is most merciful demişiz. Nisa suresi 100. ayetti. Ayetle ilgili, ayetin İngilizce mealiyle ilgili herhangi bir mülahaza yok ise Nisa suresinin 100. ayetini de geçiyorum. Buyur üstadım. Şartın cevabı ya. Bulacaktır. Kim hicret ederse o men yuhacir fi sebilillahi and who immigrates in the way of Allah finds in the earth many refuges and plenty. O zaman haklısınız. Biz de burayı geniş yapalım o zaman. Orada olduğu gibi. And who emigrates in the way of Allah? Yalnız yani İngilizcesi itibariyle böyle oluyor mu ondan çok emin değilim. And who emigrates in the way of Allah? Finds and who emigrates in the way of Allah? Finds in the earth. Tamam. Sorun yok. Yani zamiri tekrar etmeye gerek yok. Who var zaten girişte. And who emigrates in the way of Allah finds in the earth many refuges and plenty. Evet. And who gets out from his house emigrating to Allah and his messenger then the death overtakes him so his wage had surely fallen on Allah. Başka bir mülahaza var mı? Peki Nisa suresinin 4. ayetini geçiyorum. 100. ayetini geçiyorum. Geldik Nisa suresinin 101. ayetine. Estaizu billah. Nisa suresi 101. ayet.
Buraları yaptık, şu aralarındakileri kandıralım. Buraları yaptık değil mi? Evet. Evet. Konu akıyor yine aşağı doğru, cihattan. Oturan, savaştan geri duranlar, savaşa atılanlar, koşanlar, sonra hicret etmeyip Mekke'de kalmış olanlar, bunların ölüm halleri, bunlar içerisinde Allah'ın affedeceği olanlar, sonra hicrete doğrudan giriş, yani bu aradaki geçişten sonra artık hicret konusuna Cenab-ı Hak doğrudan girdi. Yukarıdakilerden bağımsız bir şekilde hicretle ilgili açık ifadeler kullandı. Neredeyse Kur'an-ı Kerim'de hicretle ilgili en önemli ayeti getir deseler sanki bu ayet gibi yani. Bundan daha böyle işte başka ayetlerin içerisinde geçenler var. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ gibi. İman edip hicret edin. اُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّٰهِ mesela. İman etmiş, hicret etmiş, cihad etmiş. Böyle bağlamı içerisinde başka amellerle birlikte zikredildiği yerler var. Ama sadece hicretin gündeme alındığı ve sadece hicretin konu edildiği bir ayet gibi bu. وَمَنْ يُهَاجِرْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ falan. Şimdi ondan sonra nereye geldik? Hicretten sonra Cenab-ı Hak 101. ayette وَاِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ yeryüzünde yola çıktığınızda, yeryüzünde Arapçasıyla vurduğunuzda دَرَبَ فِي الْاَرْضِ yeryüzünde vurmak. Bu deyim haddi zatında Türkçe'de karşılığı bu şekilde olmadığı için yola vurmak, uğurlamak gibi bir şey. Bu kendini yola vuruyor yani. Vurdum kendimi yola. Sabahleyin çıktığımda yollara düşmek denir. Ya yola düşmek. Yola düştüğünüzde. Yani yola düşmek de bundan daha beter aslında. Bunu anlayamıyoruz ama yola düşmek aslında daha bir zor anlaşılması. Yola düşmeyi kelimeler üzerinden anladın mı düşünsene hocam? Yani eğer düşmek kelimesini düşmek kelimesini bilse akabinde yol, peşi sıra düşmek bunlardan anlamaya çalışsa yani anlaması mümkün değil. Dolayısıyla bizim Türkçemizden nasıl ki deyimler kullanımı itibariyle, manası itibariyle varsa Arapçada da böyle. O yüzden manasını öncelemeliyiz. Aradaki kullanım biçimine takılmamalıyız diyenler haklı söylüyorlar. Biz de o noktada şeyde bocalıyoruz. Ayetteki kullanımın yani buradan hani anlama bizi çağırıyorlar ya, ayetteki mine takılmayın, darabeye takılmayın. Bunu da genişlettikleri zaman bütün Kur'an boyunca artık deyim olsun, deyim olmasın, neredeyse ayete bakıp çıkardığı anlamı esas alıyor. Ayetteki kurulumu daha geri plana itiyor bu esas, buradan yola çıkarak. Bu ne getiriyor, neyi yani mantık olarak doğru gibi gözüküyor ama neyi getiriyor? Kur'an-ı Kerim'in kendi diziliminin bir orijinalitesi varsa, buradaki anlam, şeyler gizlenmiş veya gizlenmiş demeyelim de yoğunlaştırılmış anlam öbekleri varsa bunları atlamayı da getirebiliyor. Yani kelimelerdeki incelikler vesaire. Bu kurulumu geri plana itmenin şeyi. Bir tarihte bir hocamızla İşte meal çalışmasından konuştuğumuzda biraz literal yaklaştığımızı söyledim. Meğer o da tam tersi bakıyormuş mesela. Yani literal yaklaşımın bizi çıkmaza götüreceğini, esas olanın anlamı kavrayıp anlamı yansıtmak olduğunu meale. Dediğim gibi bunda bir mantığı var. Mesela bu gördüğünüz örnekte وَاِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ yerde vurduğunuzda Türkçedeki örneklerini söylediniz. Yola düşmek var deyim olarak buna benzer. Yola koyulmak var. Burada da yola vurmak ve idâ darabtum fil ardi. Rahmetli Hamidullah Fransızca mealinde tutmuş daraballahu meselenleri, mesela Fransızca Allah örnek vurdu diye
koymuş. O zamanlar bayağı bir tartışmışlar. Eleştiri konusu etmişler. Niye bu kadar literal yaklaştı diye. Bunu çok benimseyip genelleştirdiğinizde de sorun var. Dediğim gibi bu sefer de şeyi kaybedebiliyorsunuz. Siz ne anlarsanız onunla sınırlı olabiliyor. Ayete ve ayetin derinliklerine dalmaktan imtina edebiliyorsunuz. وَاِذَا دَرَبْتُمْ فُرْدُونَ En iyisi bunun böyle deyim olduğunu öğrenip öylece kullanmak da olabilir. Böylece dilimize geçmiş çokları var. Mesela birileri kullanmış, meal yaparken vesaire kullanmış. Peşi sıra başkaları. Bugün artık neredeyse Türkçeleşmiş. Kullanıyoruz. Bunlardan izafet olanlar var. Kelime, Türkçe yardımcı fiillerle birlikte fiilleşmiş olanlar var. Dolayısıyla şeyin içerisine, Türkçenin içerisine almak da ilk anda zor gibi gelse de bu da zamanla içselleştirilebiliyor. Belki de Kur'an'a bu düzeyde aşina olmalıyız. Yani daraballahu meselenî müminler. Allah örnek vurdu. Arapçada bir deyimdir. Örnek vermek manasında. Bakarsın zamanla bunu hiç de yadırgamayabiliriz. Hocam ben o kelimelerin daha özenle seçildi efendim. Başka türlü nasıl ifade edilir? Mesela bu kelimeyle yani Cenab-ı Allah'ın misal vurdu demeyiz de ne derdik? Misal getirdi. Bir sürü eksikleri çıkacak. Yani misal getir dediğiniz zaman misal birinin yanında vardı. Daha önce bir yerde duymuştu gibi gelir. Yani ben bu kelime bunda da aynı şey var. Ben ona inanıyorum. Yani Kur'an'ı kullandı. Nasıl diyecekti? Çünkü Kur'an o iddiayı zaten ortaya koyuyor. Ne diyor? Kur'anen Arabiyyen gayra di'i evacin. Arapça bir Kur'an. İçinde eğriliği olmayan. Bu eğrilik barındırmaması, Arapçayla da yakın ilgisini Cenab-ı Hak ayrıca şey yapıyor. Arabiyyen mubin. Başka bir yerde de beyan edici, açıklayıcı Arapça bir lisan ile. Dolayısıyla Arapçanın bu orijinalitesine yani bizim bir şey söylememiz gerek yok. Zaten ilahi beyan buna vurguluyor. Buna vurgu yapıyor. Kur'an'ın, Arapçanın bunu yüklenmeye, bu manayı yüklenmeye uygun olduğu veya bunun için hazırlandığı da düşünülebilir. Yani ilahi vahiy için. O yüzden Arapçadaki, yani böyle baktığınızda o zaman Arapçadaki deyim, Kur'an'ın kullandıkları, bunların da bir orijinalitesi olması lazım. Ve biz anlama yürürken bu orijinalite üzerinden yürüyelim. Yani anlama alıp Türkçedeki kalıplar üzerinden gideceğimize biz o kalıpları öğrenelim. O kalıplar üzerinden anlamın peşinde koşalım. Çünkü o kalıplar da yani deyim kalıbı mesela o kalıplar da dilin kendi bünyesinde ve Kur'an'ın kullandığı biçimleriyle yine orijinal olsa gerek. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا Kim sözü Allah kadar doğru söyleyebilir? Allah bu sözü bu dil üzerinden söyledi ve bu dili bu biçimiyle mübin olarak tarif ediyor. Eğriliği olmayan bir dil olarak tarif ediyorsa o zaman yine orijinal şeyler, argümanlar üzerinde kalalım da denilebilir. Bu da bizi daha literal yaklaşmaya götürür. Bunun mealinde yeryüzünde vurduğunuzda diye meal yapmaya, aşağıda inip Arapçada yeryüzünde vurmak bizde yola düşmek gibi bir deyimdir diye düşünüyoruz denilebilir. O da bir yaklaşım. Ama diğer türlü batılı manaya geçildiği zaman da hocam bu kez de tarihte çok büyük orada öznellik çok artıyor tabii. Yani bu kez okuyucuya, mealciye şey fırsatı veriyorsunuz. Yani sen ne anladınsa onun anladığı kadarıyla anlamı yansıtma şeyi veriyorsunuz. Çünkü orijinalden kopuyor ya. Anlam kısmen bakış açısıyla birlikte renklenen, bakış açısıyla birlikte ton alan, doz alan, ona göre şekil alan bir şey. Yani Kur'an'dan başka anlayamaz, kimse onun gibi anlayamaz dediğimiz zatlar, Kur'an'da Musa yok, Firavun yok diye diyecek kadar işi batınlığa götürüp tamamen orijinal... Bu da ayrı bir şey. O artık dorukları zorlayan başka bir yaklaşım. Çıktığımız zaman oralara da yol bulmuş oluyoruz, orada yol açmış oluyoruz. Evet. Onunla o da çıkan... zemini kaybetmenin ilk adımı oluyor tabii. Tasavvufçuların vardığı yol işte yani. Yol. وَاِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde, yerde vurduğunuzda, yani yola koyulduğunuzda, yola düştüğünüzde, yola çıktığınızda. Geçen derslerde, önceki ayetlerde, sildik mi hatırlamıyorum şimdi. Sanıyorum silmişiz. Biz bunun şeyine de baktık. Kur'an-ı Kerim'de وَاِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde vurduğunuzdaların kaç tanesi
savaşa çıkmak anlamında kullanılmış ve içlerinde şey var mı? Normal sefere çıkma anlamında kullanılanlar var mı diye. Baktık ki orada her ikisine de kullanılabiliyor. Savaşa çıkmalar için de kullanılmış. Normal ticaret yapmak için veya herhangi bir sefer için, herhangi bir maksatla yola çıkmak için de kullanılmış. Dolayısıyla ayetin girişinde وَاِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ yeryüzünde yola koyulduğunuzda, yola çıktığınızda illa hicrete çıkmak, önceki ayette hicret konusu işlendi ya, illa hicret anlamında değil de herhangi bir biçimde yola çıkma diye de düşünebiliriz. Yola koyulduğunuzda فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ sizin üzerinize bir sakınca söz konusu değil. Cüneh, bu kelime daha önce de geçti, konuştuk. Türkçe'de biz bu kelimeyi şey olarak kullanıyoruz. Günah olarak kullanıyoruz. Yani suça tekabül eden, yanlış işe tekabül eden ism gibi kullanıyoruz biz bunu. Arapça'da halbuki bu kelime sakınca manasında. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ sizin için bir sakınca yok. Ne yapmakta? اَنْ تَقْصُرُوا kısaltmakta مِنَ السَّلَاتِ namazdan. Namazdan kısaltmanızda sizin için bir sakınca yok. Yeryüzünde yola koyulduğunuzda, yerde yola çıktığınızda. Ayetin bu ifadesi şeye benziyor. اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَحَ عَلَيْهِ اَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا Safa ve Merve Allah'ın şairindendir. Sınırlarını çizdiği, belirttiği mekanlardandır. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ kim beyti hac eder اَوْ اَعْتَمَرَ yahut umre yaparsa فَلَا جُنَحَ عَلَيْهِ اَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا O ikisi arasında tavaf yapmasında Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya gidiş gelişler bugün sa'i diye bildiğimiz ibadet yapmasında bir sakınca yoktur diyor Cenab-ı Hak. Şimdi bunu ta Hazreti Ayşe'ye sormuşlar. Bazı kimseler demişler ki Allah Safa ile Merve arasında gidip gelmenizde bir sakınca yok diyor. Bu şu demek, illa yapmanız gereken bir şey değil. Yani yaparsanız sorun değil. Böyle anlayanlar Hazreti Ayşe'ye sormuşlar. Ama Hazreti Peygamber'den sonra bu. Hazreti Ayşe demiş ki yanlış anlıyorsunuz. Allah sizin düşündüğünüz gibi, düşündüğünüz manaya gelecek şekilde söyleseydi o zaman şöyle derdi. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ لَا تَطَّوْا اَنْ لَا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمِنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَفَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا derdi. İkisi arasında tavaf etmemesinde bir sakınca yoktur derdi. Tam da sizin şu an düşündüğünüz gibi tavaf etmesek de olurmuş. Şun karşılığı budur. Halbuki tavaf etmesinde bir sakınca yok demek diye Hazreti Ayşe açıklıyor. Diyor ki Medinelilerin Safa ve Merve'ye konumlandırılmış şeyleri vardı. Putları vardı. Onlar oraları gidip kendilerine özgü o putlar biraz daha Nelilere has putları, İslam sonrası putlar kaldırıldığı halde bunlar arasında gidip gelmeyi hala kendi içlerine de bir sıkıntı hissettiler. Bu ayetin sebebi nüzulü öyledir diyor Hazreti Ayşe. Onlara Cenab-ı Hak ikisi arasında gidip gelmenizde bir sakınca yok. Yani gidip gelin manasında oldu diyor. Bu Medine'lerin putları. Yahut iki putu, neyse Safa ve Merve'de. Bu sebebin nüzul bir tarafa, ayet aslında Safa ile Merve arasında ibadetin, yani böyle bir sebebin nüzulle de gelmiş olsa, ikisi arasındaki tavafın meşruiyetini çiziyor. Bu ikisi arasında gidip gelip tavaf etmenizde, umre yapanlar yahut beyti hac edenler açısından bir problem yok. Tabii ki tavaf edebilirsiniz manasında. Yani hiç sebebin nüzul olmasa da Hazreti Ayşe'nin şeye yaklaşımı, ayeti anlamaya yaklaşımı doğru. Çünkü diyor ki siz yapmasak da olur noktasına geldiniz. Yapmasak da olurun açık ifadesi tavaf etmemenizde bir sakınca yoktur şeklinde olması gerekirdi. Ama Allah bak olumlu bakıyor.
Safa ile Merve arasında tavaf etmenizde bir sakınca yok. Bu demektir ki tavaf edilmesi normaldir ve tavaf edilmelidir. Cenab-ı Hak bir problem yok demeye diyor. Şimdi ona benziyor bu da. Ama biz şöyle getirseniz başka ibadetler için Allah'a mesela aç, Allah'ın sizin üzerindeki bir hakkıdır. Namazı kılın gibi kesinlikler varken de bir de böyle bir tezde bulunamaz. Ne gibi yani? Nasıl? Yani o zaman Cenab-ı Allah dedi ki Safa ile Merve arasında Cenab-ı Allah sayı üzerinde şey kılmıştır. Arsa dediği gibi, oruçta dediği gibi. İbari'nin kitabı diyor mesela, İbari'nin siyamı diyor, bunun gibi değil. Haç Allah'ın sizin üzerindeki o hakkıdır dediği gibi, namazı kılın dediği gibi, orucu tutun, zekatı verin dediği gibi bir emirle de ifade eder miydi Cenab-ı Allah? Eğer bunun yapılması şartsa, koşul yani gerekliyse, böyle bir ifade de kullanabilirdi. Yani bu ifadeyi kullanmadığına göre, yapılmazsa ne olur? Yapılmaz. Bir şey yoktur diyor. Yani bunlarla, bunlara benzer bir... Cenab-ı Allah böyle direkt emirle şey etmesin de dolaylı böyle her iki tarafa da kapı açacak bir şeyle bıraksın. Yani ifadenizden şunu anlıyorum. Kutibe aleykumus sıyamun size. Bu kuvvette değil buradaki ifade. Gidin Safa ile Merve arasını tavaf edin. Biçiminde açık bir nas değil. Bunu kabul ediyorum. Bunda bir şey yok. Kuvvet yani kuvveti itibariyle şunu da söyleyebiliriz. Yani Kur'an-ı Kerim'de şu kadar tekrarlanan bir emir ile ondan daha az sayıda tekrarlanan arasında da kuvvet farkı olabileceğini söyleyeyim. Buna da bir şey demem. Benim söylediğim Kur'an'ın Safa ile Merve arasındaki bu gidiş gelişleri burada zikrettiği bir biçimiyle ha daha bir zayıf ifadeyle diğerlerine nazaran zikrediyor diyebilirsiniz. Buna bir şey demiyorum. Allah inna saf bence çok da zayıf değil. Ayeti dikkat edin. İnna safa vel merveta min şa'irillahi. Safa ve Merve Allah'ın şairindendir. Başka bir yerde bir ayette Cenab-ı Hak وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Kim Allah'ın şairini yüceltirse, yani oraya önem verirse, dikkat ederse bunu, bu kalplerin takvasındandır diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla Allah'ın şairi dediği Safa ve Merve burada muazzam bir şey alıyor. İhtimam görüyor. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَاِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا Ayetin devamında وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا Kim de gönüllü olarak bir hayrı daha fazla yaparsa bu ne demek? Daha fazla sahi ederse konu bağlamı itibariyle فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ Allah hem bilir hem de karşılıksız bırakmaz. Buna karşılık verir. Bence yani ayeti işliyor olsak ama öyle zayıf bir şey yok yani şeyiyle komple baktığınızda çok kuvvetli esasında. Ama mesela orada satan bu diyor hocam. Parada denemeyi şey hocam. Fazladan yaparsa diyor. Farz olarak. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا Kim hayır olaraktan gönüllü yaparsa فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ Allah şakirdir, alimdir. Bilir, karşılık verir manasında güçlü ifadeler var. Ama yine de kutibe aleykumus siyamu yahut cihatla ilgili ayetler, namazla ilgili ayetler tekrar etmeleri bakımından elbette ki emirlerin vurguları da tekrar sayıları da ifade biçimler arasındaki kuvvet farkı olabilir yani. Şimdi şiar dedik. Yani burada Safa Merve'nin bizi çağrıştırdığı veya tarih sevgisi olarak hangi anlama, hangi önemli olayın olduğuna demek istiyor değil mi? Yani yoksa bir taş olarak, bir tepe olarak, iki tepe olarak değil herhalde. Kur'an Cenab-ı Hak demiyor ki işte Hacer valideniz bu ikisi arasında gitti geldi. Bu yüzden önemi var. Bu tarihi şeyi dolayısıyla öyle demiyor. Cenab-ı Hak bunu sahiplenmiş. Biz oranın o tarihi yönünü biliyoruz. Ve Cenab-ı Hak bu iki şey arası, iki Safa ve Merve tepesine şairim diyor. Yani buraları çizdim, işaretledim, belirledim. Toplam nasıl Mekke veya Kabe'nin kendisi insanlar için inne evvela beytin vudi'a lin-nasi lillezî bi-Bakkata Mekke'de kurulan insanlar için tevhid binası, ilk mescit olması nasıl bir işaretlenme ise, bir belirlenme ise Safa ile Merve'de bu bakımdan belirlenip aralarındaki gidiş gelişler ibadet olarak kabul edilmiş Allah tarafından. Biz dönüp yorumluyoruz. Niye Safa Merve?
İşte Hazreti Hacer tarihi boyutunu vesaire anlamaya çalışıyoruz. Ama sebebin üzerinde bir yanlışlık olmaz mı? Orada kitaplık olacaktı, oraya ziyareti... Sadece Medineliler açısından Medineliler böyle bir sıkıntı hissetmişler deniyor. Cenab-ı Hak da bu sıkıntıyı izale etmiş onlar açısından. Hayır orada, hayır orada siz putlar yok henüz o dönemde. Putlar kaldırılmış. Put falan yok. Ama eskiden varmıştı ya. Varmış da eskisiyle ilgili bir kesin rivayet var mı öyle peygamber? Hayır, eskiden Kabe'de de putlar varmış zaten. Yani cahiliye döneminde Kabe'de de putlar varmış. Etrafında da putlar varmış. 300'ü aşkın sayıda put varmış. Ama Medinelilerin putları da diyelim Safa ve Merve civarında yahut oralarda konumlandırıldığı için Medineliler Safa ve Merve arasındaki şeyde biraz çekimser davranmışlar gibi bir rivayet var. Nur Suresi 60'ta aynı kelime geçiyor, cünahen geçiyor. Erkekten ümidi kesmiş kadınların kasvetsiz göstermeye çalışmadan dış örtülerini açmalarında bir günah yoktur. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَضَعْنَ Evet, sakınca yok demek ki. Sakınca yok demek. Evet, evet. Ama yine de örtmenin haklarında ayrılır. وَاَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنْ Tabii. Yani yine de örtünürlerse yaşlı olmalarına rağmen onlar için daha hayırlıdır diyor Cenab-ı Hak. Şimdi ayete dönüyorum. وَاِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ Dolayısıyla bu ayeti de ona benzer şekilde anlayalım. Yani namazları kısaltmanızda bir sakınca yok ifadesi uygulamanın bu yönde kısaltmamanızda bir sakınca yok biçimiyle anlamayalım. Kısaltmanızda bir sakınca yok. Demek ki uygulama bu yönde. Ve bu yöndeki uygulamayı Cenab-ı Hak ayette sakıncasız diye tarif ediyor. Yahut bu biçimiyle anlaşılmış ve bu biçimiyle uygulanmış. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ Ve vahiy bu anlaşılan yönüyle müdahale etmemiş uygulamaya. Hazreti Peygamber'in yola çıktıklarında, sefer halinde namazlarındaki kısaltmayı vahiy onaylamış. Buna müdahale etmemiş. Yanlış anladınız. Ben kısaltmanızda sakınca yok dedim. Siz bütün kısalttınız bu namazı diye müdahale etmemiş. Yani elimizdeki malumat Hazreti Peygamber'in sefer halinde namazlarını kısalttığı yönünde. Bu soru haddi zatında çok kadim bir soru. Sahabe arasında da konu tartışılmış. Ve büyük sahabelere de daha tabi'in arasında tartışılmış ve sahabilere de sormuşlar. Yani namazların kısaltılmasını arzi bir durum gibi Kur'an ayetinden anlamışlar. Geçici, bazen yapılası bir şey veya bazen yapılabileceğine dair Kur'an'ın bir önünü açtığı bir şey olarak görmüşler. Bu ayeti özellikle esas alarak. Bunun sürekli yapılmasını nasıl, bunu sürekli nasıl hale getiririz, sürekli yaygın hale getiririz diye bir rivayet var yanlış hatırlamıyorsam. Ve sahabi diyor ki, yani Allah'ın elçisini böyle yaparken gördük. O sefer halinde namazlarını kısaltıyordu. Kur'an indiği zamanlar olan bir şeydi ve biz de ona uyduk diyorlar. Kur'an'ı da bize tebliğ eden bizatihi peygamberin kendisiydi. Yani bu sahabi veya sahabiler bunu doğru söylüyorlarsa ki onların söylemeleri bize yetmez. Ortadaki uygulama da böyle. Yani Hazreti Peygamber böyle yapmamış olsa, sonra birileri yapmış olsa bu milat olur. Hazreti Peygamber yapmıyordu, birileri itiraz eder. Ümmet birdenbire tümüyle hepsi fitneye boyun eğmedi ya. Hem bunun yani öyle fitne olacak bir tarafı yok. Yani kısaltma kısaltmama ne siyasi bir işe yarar, ne şucuların ne bucuların bir işine yarar. Böyle gördük Allah'ın elçisinden diyorlar. Nas'ta da var hocam, Nisa 101 korku namazında kısaltın diyorlar. Bir kısmı nöbet diyor. Burada da korku namazı, korku ağrı istiyor. Demek ki yani herhalde Hazreti Peygamber bunu yaygın bir korku olarak telakki etti. Biraz kolaylık olarak da ümmetine yorumladı. Yaygın bir uygulamaya girişti bunu. Ve vahiy de müdahale etmedi Hazreti Peygamber'e. Ya biz en heftum en yeftinekumul lezine keferu. Kafirler sizi fitneye uğratırlar diye korktuğunuz takdirde. Evet. Bu koşulu demek ki Hazreti Peygamber daha bir genel uyguladı. Yani veya o dönemde bu korku zaten yaygındı. Yani sefer halinde bu korku zaten yaygındı ve umumiyetle Hazreti Peygamber seferlerde namazını kısalttı. Yahut denilebilir ki bu korku namazıyla ilgili, kısaltma ile ilgili husus sadece cihada taalluk eden savaşla ilgili bir durumdur. Hazreti Peygamber'in sefer halinde
hiç düşman kaygısı endişesi olmaksızın kısaltmalarının başka bir nedeni olmalı. Hazreti Peygamber'e gelen gayrimetlu bir vahiy ile olabilir. Ya başka bir nedeni olabilir diye de düşünülebilir. Böyle diyenler de var diye sanıyorum. Yani bunu tamamen savaş halindeki namaza, ki sonraki ayette gelecek zaten, münhasıran görenler öyle de düşünebilirler. Ama neredeyse kuşku etmeyeceğimiz kadar kesin bir gerçek var ki, çünkü uygulamayla gelmiş bu. Her kuşak sonrakini uygulamış. Bu konuda arada bir ihtilaf yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seferdeyken, sefere çıktığında namazlarını kısalttığı anlaşılıyor. Hocam biz sünnette farzı kısaltıyor, sünneti kılmıyor. Resulullah sefer halinde... Sünneti kılmıyor Hazreti Peygamber sefer halinde. Yani sahabede de onu görüyoruz. Sefer halinde sadece farzlarını kısaltıp geçiyorlar. Peki hocam... Abdullah bin Ömer'den gelen Nafi rivayetlerinde ben bunu gördüm. Yani hatta ordu münakaşası da vardı. Hazreti Abdullah bin Ömer diyor ki farzı kısaltıyoruz. Hangi nafileden söz ediyorsunuz? Biraz şeyimiz olsa farzı tam kılarız. Yani bu noktada şey olsa. Farzı kısaltıyoruz. Hazreti Peygamber'den gelen uygulamanın da bu yönde olduğunu ikrar ediyor. Dolayısıyla mantıken de çok uygun değil yani. Farzı kısaltıyorsunuz. Mesela öğlen namazı düşünün. 4 olan farzı 2'ye düşürüyorsunuz. Üstüne ilave 6 rekatta sünnet kılıyorsunuz. Hocam peki seferdeki sadece yolculuk yaptığımız zaman için mi geçerli olur? Yoksa gittik bir yerde 5-10 gün, 15 güne kadar diyenler var mesela. Artık tam iyice fıkhi şeylere. Evet. Onun delilini yazalım. İn heftum, eğer korktuysanız, en yeftinakum sizi fitneye uğratmasından, ellezine keferu, yok sayanların, kafirlerin sizi fitneye, kafirlerin fitneye uğratması ne demek? Herhalde gelip saldırıda bulunmaları, ondan sonra gafil avlamaları, ondan sıkıntıya düşürmeleri. Yani innel kafirine, muhakkak ki kafirler, kânû idiler lekum, sizin için aduven mubînen, apaçık bir düşman idiler. Şimdi bu idilere, Adnan abi burada mı? İdileri şey yapıyordun ya, bak buradaki idi de aynı öyle. Evet. Kafirler size düşmandılar derken Cenab-ı Hak kafirler eskiden düşmandılar, şimdi aslında dostlar demek istemiyor. Kafirler size hep öteden beri düşman olmuşlardır. Oldum olası düşmandırlar. Anladın? Yani bu Arapçasıyla sadece Cenab-ı Hak zatıyla ilgili kullanmıyor bunu. Mesela önceki ayetin sonunda وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَح۪يمًا, Allah gafur rahim idi. Allah her daim gafur idi manasında. Hocam Zeyhan'ın şu fiilin fiile değil de ilah ile kullanmış olan var mı Kur'an'da? Darabe fiil var mı? Şey ilah. Yani mağara başka bir diyor. Bir daha alayım, başka şey düşündüm. Var ya, darabe fiil ile kullanılan diyor. Evet, darabe fiil. Darabe ilah ile kullanılan bir yeri var mı Kur'an'da? Sanıyorum darabe ilah ile kullanılmıyor herhalde. Hiç örnek hatırlamıyorum şimdi neden. Darabe ile doğrudan alır mef'ulünü. Mef'ulünü direkt alıyor. Zaten en santral manası itibariyle darabe Zeydun Amran, Zeyd Amr'ı dövdü. Doğrudan alır mef'ulünü. O sizin buyurduğunuz şey, deyim, örnek vurmak, örnek vermek manasında. Orada da mef'ulünü doğrudan alıyor. Neyse, derabtun dediğinde, filar dediğinde, yani yola koyulmayı başka Arapça, yani yola çıkmayı nasıl ifade edebilirdin? Evet, başka ifade. Yani böyle deyim değil de, normal cümle kursuna sokurlar Arapça. Yani sefara derdi, sefere çıktı derdi. Sefara. Yola düştüm vardı hocam, mesela Türkiye'de düşmek yola. Yani o idâ sefertum deseydi, sefer ettiğinizde. Sefer ayrıca yola... Yolla ilgili soruyorsan yol burada işte. Ha, yol yok burada, arz var. Mesela haraca fi sebilillahi. Önceki ayette vardı. Allah yoluna çıkmak. Hocam bu ayet... Ama haraca ila tariqi diye bir şey bilmiyorum. Yola çıkmak. Haraca fi tariqi, işte böyle bir şey olmuyor. Yok. Yok, bilmiyorum.
Hocam bu ayette ilginç bir şey dikkatimi çekti. Şeytana söylediği adı mümin şeyini kafirler içinde kullanıyor. İnnel kafirine muhakkak ki kafirler. Çünkü onlar ve askerleri demiyor mu? İnnel kafirine kanu kafirlerin, şeytanların askerleri olduklarını söylemiyor. Aynı cepheler sonuçta bunlar. Ulaike hizbu şeytan. Şeytanın hizipleri. Dolayısıyla aynı gayeyle, aynı maksatla, aynı cephede birlikte hareket ediyorlar. Dolayısıyla açık düşmanlıkları da müşterek olsa gerek. İnnel kafirine muhakkak ki kafirler kanu idiler lekum sizin için. Her dem böyleydiler. Her zaman böyle olmuşlardır. Lekum sizin için aduven mubinen. Ap açık bir düşman olmuşlardır her dem. Ayetin sonu sanki bize in khiftum en yeftinekumul lezine keferuyu ne kadar geniş değerlendirmemiz gerektiğini sanki hissettiriyor. Yani kafirlerden endişe ettiğiniz takdirde, endişe ederseniz namazı kısaltın dediği ayetin sonunu, kafirler çok yaman düşmandırlar. Yani çok yoğun endişe edin onlardan yana. O endişeyi çok güçlendirecek. Şimdi buraya geldik, burada kafirler bir sıkıntı vermez bize. Namazımızı tam kılalım ama yok, kafirler çok yaman düşmandırlar. Çok açı, bizim tam da güven duyduğumuz yerde bizi şey edebilirler. Tam da buraya pusuyu kurmuş olabilirler. Yahut tam da burada bizi gafil avlayacaklardır. Onlar çok yaman, çok açık, çok pervasız düşmandırlar deyip orada da tedbiri elden bırakmamayı gerektiren bir ifade değil mi? Yani Hazreti Peygamber bunu böyle uyguladıysa ve her sefer halinde kısalttıysa, buna dair acaba ayetin böyle anladı. İnnel kafirine kanu lekum aduven mubina. Çünkü şeytan aleyhinde Hazreti Adem'i tahzir eden, uyaran Cenab-ı Hak son derece sakınmasını, çok yaman bir düşman olduğunu, hiçbir surette tolere etmemesini, müsamaha etmemesini, buradan da bana bir zarar verir mi vermez mi dememesini, onun her fırsatı değerlendirebileceğini aklından çıkarmamasını söylüyor. Aynı şekilde elem enhekuma en tilkuma şecereti ve akul lekuma inneşşeytane lekuma aduvun mubin. Demedim mi size şeytan sizin için apaçık bir düşmandır diye? Aynı ifade burada var. İnnel kafirine kanu lekum aduvun mubina. Kafirler sizin için apaçık bir düşmandırlar. İnnemâ yedû hizbehû liyekûne min ashâbis-sâir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber, Hazreti Ayşe diyor ya, yani Allah'ın emirlerini, yasaklarını anladığı biçimiyle en kolay olacak şekilde değerlendiriyordu. Kolay olmaya anlaşılacak bir yönü varsa öyle değerlendirmeyi tercih ediyordu. Acaba Hazreti, benim yani aklımdaki, bana kafama yatan en rahat yatan biçimi, Hazreti Peygamber'in bu ayet dolayısıyla namazı kısaltmaya başladığını, mesela bir vakit geldi namazı kısalttı. Hakikaten kafirlerin şeyi, endişesi dolayısıyla. Başka bir yerde endişe biraz daha zayıf ama yine kısalttı. Endişe var sonuçta. Başka bir yerde endişe iyice zayıf, o yine kısaltayım dedi. Cenab-ı Hak müdahale ederse eder. Ve bunu yaygın hale getirdi. Kolay yönüyle bu şekilde uyguladı. Böyle kaldı diye düşünüyorum. Benim bu husustaki anladığım veya benim tezim bu gibi. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.